İşin bir yaşım salkım kısmı var. Onu soracağım ama önce fotoğrafa ne diyorsunuz? Burak Törer'in annesiyle tanışmasına. Ön koltuk önemli. Ön koltukta oturan önemli. Hmm. Mesela eski kayınvalideler ön koltuğu bırakmaz daha yeni gelinlere. Sen deli misin? Onu söyleyeyim yani. Sen deli misin? Direkt öne geçerler normalde. Tabii değil mi? Direkt öyle bir şey var. Ön koltuk önemli. Burada başka bir mesaj var onu söyleyeyim ama buluşacaklarını ve birleşeceklerinin haberini almıştık. Tanışacaklarını biliyorduk. Üçü de çok mutlu görünüyor. Evlilik olur mu bilmiyorum. Aşk sarhoşluğu devam ederse olur. Yani ayılırlarsa birden ne oluyor falan. Yok, Gülben Ergen ayılmıyor hiç. Hep sarhoş mu? Aşk. Hep aşk sarhoşu. İnşallah mutlu Allah, olurlar ne diyeyim ben. Yani. Ya ben şeye sadece yorumum var. Yeşim Salkım diyor ki Allah yardımcısı olsun diyor. Burak Törer diyor da ne demiş şey demiş. Yeşim çok iyi arkadaşım. Enteresan. Verdiği tepkiler enteresan. Burada konuşulanlara verdiği tepki enteresan. Burak Törel'in mi? Burak Törel evet. Burada konuşulanlara bir enteresan bir tepki veriyor. Bir dağıtıyor ortalığı, dağılıyor. Daha agresif mi davranıyor? Agresif. Şekeri varmış zaten. Onun da mı şekeri var? Tabii. Ha. Ondan sonra Yeşim Salkım'ın dediği aslında çok ağır bir şey. Evet, Allah yardımcısı olsun. Ne demek mesela? Bunu sorarsın değil mi yakın arkadaşına? Yeşim sen burada ne demek istedin? Allah neden yardımcım olsun? Evet olsun. Evet. Ama neden? Neden olduğunu sonrası. Yeşim açıklaması lazım Yeşim abla. Neyse yani sonuçta verilen cevap çok yumuşak geldi bana. Enteresan geldi. Allah mutlu etsin. Allah herkesi mutlu etsin. Bu fotoğraf karesinde gördüğüm tek şey var. Allah yani hiçbir acı, hiçbir gidenin arkasından ağlama uzun sürmüyor. Yeni başlangıçlar hepimiz için, herkes için güzel bir kare bence. Şimdi Ali abiye söz gelmeden bir şey hatırlatacağım. Yeşim Salkım Allah yardımcısı olsun diyor Burak Törer için de Gülben Ergen'le ilgili neler 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 söylediğini hiç hatırlatmayayım şimdi ben. Herkes biliyor. Evet, şimdi bu Yeşim Salkım'a iyi arkadaşımdır demesi bu ilişkiyi bozar mı? Gülben Ergen buna bozulur mu? Ali abi senden başlayalım. Ya bozulsaydı söylerdi zaten. Bozulurdu zaten diyorsun. Yeşim Salkım'la Gülben Ergen arasındaki diyalogları, konuşmaları hepimiz biliyoruz. O nedenle Yeşim Salkım'ın sevgilisi onun eski çalıştığı, tanıştığı arkadaşı olmasa Yeşim Salkım toz taşı değiştirirdi. Başka telden konuşurdu. Burada Yeşim Salkım'a göre arkadaşını koruyan ama Gülben Ergen hakkında da tonu düşürmeden bir açıklama yapmış. Allah kolaylık versin ona. Yani zor bir kadın, zor bir süreç diye. Bunu da algıladı gördüğüm kadarıyla Burak. Aynı tonda bir yumuşak geçiş iyi arkadaşımdır dedi. İkisini barıştırır mı sence? Yok. Yani o kadar şeylere girmez bence Burak. Ama yarın öbür gün bir evlilik olur mu? Ben zayıf bir ihtimal görüyorum ama evlilik olursa işin rengi değişir. Ama şu anda ikisi de birbirlerini sevdiklerini söylüyorlar. Peki 50 bin olunca hani kapatacak da hesabı tekrar açmışsan öyle demiştin. Evet ben öyle demedim. Kendi söyledi de ben söyledim. Burak Törer'in hesabından bahsediyorsunuz. Evet. O eleştirilere kaldıramadı herhalde. Geri döndü. Ser yorumu açık mı bilmiyorum. Bakmadım epeydir. Yani o biraz dolmuşla çalışıyor. Daha doğrusu dolmuşa geliyor. Biri bir şey söylüyor tamam diyor. Yani o sosyal medya kullanımını. Şey lafını bilir misiniz? Gelin kaynananın toprağındandır. Hani o ayağını kaldırmış o indirmiş. Gelin kaynanaya benzer diye böyle hep rivayetler vardır. Şimdi bu fotoğrafta gülüşleri ve ten renkleri o kadar benziyor ki acaba gerçekten gelin kaynana olacaklar mı diye bir düşündüm yani. Ben önce mesela sevgililer ya. Ben önce adamın annesine bakarım. Eğer kıza benziyorsa o iş kesin olur. Kesin acayip. Ben hep böyle düşünürüm yani. Ve evleneceksiniz dediğin herkes evlendi. Keşke ben de baştan baksaydım. Hiç benzemiyordum çünkü. Ha bak olmuyor işte yani. Anladın mı? Ben gelin kaynanaya benziyorsa o iş olur ben size söyleyeyim. Burada benzettim. Lan neresini benzettin Allah aşkına? Yani Gülben Ergen'in annesi gibi duruyor Burak Törer'den daha çok. Allah Allah. Benzemiyor mu yani? Tarzı bile benziyor. Hanımefendi kısa saçlı falan. Evet yani. Hani tanıdığımız Gülben Ergen gibi. Şık giyimli, modern giyimli bir kadın güneş gözlüğü takmış. Gece arabadaki herkes güneş gözlüğü yani takmış. Yani Burak'tan çok Gülben'e benziyor. Üçü de gülüyor. Yapma. Ortak reaksiyonlar var. Üçü de aynı yere bakıyorlar. Benziyor. Ben anlarım ya. Benziyor.
Şimdi erkekler... Bak sen benzetemiyorsun. Ben benzetemiyorum. Bir andırıyor havası, yani. Bir havası. Evet. Ya, Gülben Ergen de o yaşa gelse böyle bir hanımefendi kesin, olur sanki. Aynen bravo. Hani, ben de o şekilde gördüm zaten. Şimdi bir de şuradan çıkıyor aslında galiba bir can teorin. Hani erkekler annelerine benzeyen anneleri gibi hanımlar seçerler bravo, ya. Diyor ki eğer o benzerlik varsa o iş olur. Oldu mu Ali Bey? Diyor Ali abi. Aynen öyle düşünüyorum. Ben bir havasını benzettim yani. Bir dakika şimdi. Dün... Atlas yayında ne dedik? Gelirse, Atlas... Survivor'dan kim elenir dedik değil mi? Kim elenir? Evet. Kim elenir dedik? Ne dedi hanımefendi? Yağmur dedim. Ne dedi hanımefendi? Bir sen dedim. Sen yağmur dedin. Yağmur dedim. Aa. Sen yağmur yağıyor demek istedin. Ben bir sen dedim ama bir sen demek istedim yağmur demişim o zaman. Tamam. Oysa ki o kadar sıkı takip ediyor. Kim elendi? Bir sen elendi. Evet. Ben ne dedim? Siz yağmur diyorsunuz ama ben bir seni daha... şey görüyorum. Göreceğiz evlenecekler mi? Öngörüsünü. Bir Can İpek diyor ki Gülben Ergen'le Burak Törer evlenebilir. Ali abi diyor ki zor evlenirler, evlenmeyecek. Ben evlenebilirim. Şöyle diyorum. Hava bak Atlas, Gülben'in büyük oğlu Atlas. Burak Törer yaşına gelirse Gülben tam hanımefendi gibi olur. Tam havası var ya. Yani hanımefendi gençliğinde sanki abayı yaktım şarkısını söylemiş gibi durmuyor mu Allah aşkına? Aynılar ya. Çok benzettim. E çok benziyor. Şimdi Gülben'e yürüyemiyor ya. Kime yürüyeceğim? Annesine mi? Burak Törer'in annesi okuyorum ellerinizden. Niye yürüyemeyim ya? Kadın ilişki şimdi, yaşıyor. Hayallerimdeki şimdi, Gülben Ergen'i bulmuşum. Nasıl yürüyeyim? Burak, artık bir şey Burak yaşıyor yani. En samimi arkadaşının kankası. Dolayısıyla Gülben'e yürüyemiyor. Murat şu oradan Burak'tan bir, vedalaş ya. Rahat rahat yürüyelim şu Burak'a. Murat'a söyleyeyim de Burak'la görüşmesin artık. Ece peki sen ne diyorsun? Evlenirler mi? Yani Ali abiyle bir can farkı düşünüyor ya. Ya valla herkes mutlu olsun. Ben sonuçta... evlenmez demiyorum. Zayıf bir ihtimal tamam, diyorum. Tamam zayıf ihtimal. Zayıf o da ihtimal. Yüksek ihtimal diyor. Bir kere 3 tane evladı olan bir kadının böyle sürekli flört ederek gündemde olması çirkin bir şey. Evlensin. Mutlaka flört ettiğiyle de evliliğe evlensin. Doğru yola gitmesi lazım. Yani lay lay lom yapmaması lazım. Bu da ciddi bir ilişki olduğunu gösteriyor annesinin de o karede olması. İnşallah da evlenirler. Skandallar da son bulur. Ya Burak'ın uzun süren ilişkileri var sanatçılarla, ünlülerle. Hiçbiriyle evlenmedi. Gülben'le. Ama yaşı gelmiş artık Ali abi yani. Bir erkek de artık bu yaşta da evlensin artık ya. Yani. Evet. Değil mi? Peki. Haklarında hayırlısı. Tecrübe hayırlısı. Konuşuyor. Burak dinle bu sözleri. Valla bence tecrübeye gerek yok ki. Bu çok açık ve net. Burak... Bir erkek 30'unda farklı düşünür. 40'ında farklı düşünür. 50'sinde farklı düşünür. Ben mesela keşke... İlk evliliğim mesela erken evlendim, geç evlenseydim diyebilirim. Evet bu tecrübe, ben iki tane evlilik yaşadım. Gerçekten tecrübe. Bir de bir erkeğin genç evlenmesine karşıyım ben. Ben de her şeyi yaşayıp geldim. Yaşayıp evlenecek evet. Bir de Burak Törer ilk zamandaki fotoğraflarına şu anda baktığımızda aşkın ona yaradığını gösteren. Daha bir iyi oldu. Yüzüne bakılır hali gibi bu adamı diyor. Gömdü. Yani yapacak bir şey yok. Daha iyi yok. Ya Murat'la araları bozulmadı. Sen yine... Gömdü. Yok evet. Ya Murat şu Burak'ı bırak ya. Rahat rahat konuşuyorduk eskiden. Nereden bu Burak çıktı diye. Şaka yapıyorum. Hepsini Burak Törer'i de ben çok seviyorum. Çok delikanlı ve sözünleri buluyorum. Gülben de inşallah ona iyi gelir. Şimdi